Herkese merhabalar. Friendship ikinci videosuyla devam ediyoruz. Birinci video çok izlenince biz de sizler için ikinci videoyu hazırladık. LGS Sözel'de mükemmel bir şekilde 10'da 10 yapmak istiyoruz. Dolayısıyla da mükemmel bir şekilde çalışıyoruz. Hello diyorum Tonguç'um sana. Hello. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten İngilizcen mükemmel seviyede. Ben sana merhaba dediğimde sen de bana merhaba diyebiliyorsun. Bugün seninle birlikte mükemmel bir şey yapacağız. Hedefimiz nedir Tonguç'um? 10'da 10 yapmak hocam. 10'da 10 yapmak. Harika bir hedefimiz var. O yüzden de biz hedefimize uygun bir şekilde Friendship'in ikinci kısmında yine LGS'de çıkabilecek soru örnekleriyle invitation card, verb ing, making an offer, accepting, refusing bunların hepsini güzel güzel öğreneceğiz ve mükemmel kelimeleri tekrar edeceğiz. Bu kadar çok kelimeyi nasıl ezberleyeceğiz? Bu kadar çok kelimeyi nasıl öğreneceğiz onu söyleyeyim. Bunu geçen dersimizde de söylemiştim. Birincisi bol bol soru çözeceğiz. İkincisi de zaten şöyle bir şey var Tonguç'um. Mesela diyelim ki sen kelimeleri bir sana veriyoruz ya dersimizin başında. Şöyle hani diyelim bu on the phone'muş. Bir dakika bizim konu. Friendship Dictionary. Burada verdik ya. Sen burada öğrenmen gereken kelimeleri. Tabii biz de büyük resimdeyiz. Biraz da kitap küçük görmüş olabilir. Burada öğrenmen gereken kelimeleri küçük küçük kartlara yazıp dışarıda, sokakta, sağda solda gezerken çalışsan, kelimeleri öğrensen mükemmel bir şekilde hepsi aklında kalır. Hiç yorulmana gerek yok. Dolayısıyla... Çalışmayacağım mı hiç? Hayır, tabii ki ders çalışacaksın. Yani sadece gezerek değil, tabii ki ders çalışacaksın. Ama sorular çözeceksin ama bilhassa kelime ezberlemede böyle masanın başına oturup veyahut da sıranın başına oturup çalışmana gerek yok. Kelimeleri kağıda yaz, yanında gezdir, rahatlıkla kelimeleri öğrenebilirsin. Davetiye kartını öğreneceğiz. Merhaba Tankut, bir part veriyorum diyecek. Verb ing'de how about going, what about going, fancy going cümlelerini söyleyeceğiz. Mesela ben sana diyeceğim ki what about going to library diyeceğim. Hadi kütüphaneye gidelim diyeceğim. Sen ne diyeceksin bana? I'm sorry, ne sorry? I'm sorry, ne sorry? Üzgünüm, gelemem. I'm sorry, ne sorry diye bir şey yok İngilizce Tonguç'um ama I'm sorry, ne sorry değil de I'm sorry, I cannot come because I have a meeting with my grandfather gibi cümlelerle bahane bulabilirsin. Yani refuse yapabilirsin. Refuse ne demekti Tonguç evladım benim? Refuse ne demekti? Refuse etmek hocam. Çok güzel açıkladın. Refuse, refüze etmek. Tebrik ediyorum seni. Refuse, reddetmek. Yani I'm afraid, no, I'd like, but. Yani isterim, fakat gibi cümlelerle reddedebiliyoruz. Accepting ise onaylamak. Yes, sure, yeah, I'd like dediğimizde bunlar onaylayacağımız anlamına geliyor. Şimdi, friendship ne demekti Tonguç evladım benim? Arkadaşlık demek. Arkadaşlık demektir. O zaman biz arkadaşlarımızı davet edebiliriz. Arkadaşlarımızın davetine icabet edebiliriz. Yani kabul edebiliriz ya da reddedebiliriz. Bir de onlara öneride bulunabiliriz. Let's go, why don't we, shall we, would you like gibi ifadelerle onlara tekliflerde bulunabiliriz. Bunları güzel güzel öğreneceğiz. Ve en önemlisi tabii ki biz LGS'de 10'da 10'u yapmak istediğimize göre 0'dan 8'e sözelden, bizim öğretici kaynağımız olan 0'dan 8'e sözelden mutlaka kelimelerimizi güzel bir şekilde çalışman lazım. Tabii ki burada din dersinde Hazreti Muhammed'in hayatı çıktı. Biz şimdi şuradan vermek istiyorum sana Tonguç evladım benim. Buradaki ödevleri vermiştik. Bu kısımlardan yine bu sayfalarda konu anlatımı ve soruları Friendship ile alakalı güzel güzel çözmeni istiyorum arkadaşım. Tonguç'um Teen Life'a kadar. Ve onun haricinde yine taktikteki posterleri de odana asarak burada öğrenmen gereken kelimeleri Friendship'te before an invitation, refusing, accepting bunları sana çok güzel bir şekilde stickerlarla hazırladık. Bunları da güzel güzel çalışabilirsin taktikli İngilizce'de. Ve yine Dinamo Soru Bankası'nda da mükemmel bir şekilde. Hatta burada şöyle bir odaklanmak istiyorum. Şöyle bakalım. Bak şimdi Dinamo İngilizce Soru Bankamızda şöyle göstereyim. Bak burada sana Friendship için mükemmel bir şey yaptık. Önce bütün kelimeleri verdik Tonguç evladım benim. Sonra bu kelimelerle alakalı vocabulary alıştırması verdik. Yani sadece kelimelerle alakalı alıştırma olarak görüyor musun? Hep sadece kelime tekrarı. Hani dışarıda kelimeleri gezdirebilirsin dedik ya. Onları yaptıktan sonra burada vocabulary testleri de yapabilirsin. Ardından gramer testleri. Sonrasında yine reading testleri ve LGS testlerini yaptığın zaman mükemmel bir şekilde friendship konusunu pekiştirmiş olacaksın. Ben daha zoru istiyorum. Onda 10 yapmak hedefimiz demiştik. O zaman onda 10 yapmak istiyorsak da tabii ki İngilizce kısmında burada da yine friendship ile alakalı test 1'i ilk ders ödevimi vermiştim. Friendship 2 ve Friendship 3'ü de yine bu ders ödev veriyorum. Onda 10 soru bankamızdan Tonguç evladım benim. Evet şimdi seninle birlikte mükemmel bir şekilde Friendship 2'ye girişimizi yaptık. Şimdi hadi gel konumuzu güzel bir şekilde öğrenelim. Dersimize harika bir şekilde başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi bugün... İlk video çok yararlı oldu. İkincisini evet, izlemeyeceğim. Kelimeler önemli. Ne diyorsun olur mu? İlki çok tuttuğu için ikincisini izlemen lazım. Şimdi friendship konusunda yani arkadaşlık, kardeşlik konusunda şunu bilmemiz lazım. Bazı kelimeler öğrenmiştik. Mesela buddy ne demekti?
Body hocam vücut demek hocam. Hayır ya yanlış. Ha arkadaş body. Eğer böyle body olursa evet. Ama bir de şöyle body var. Bu da kanki yani. Kanks dediğimiz kısımdı. Bunlar kankaydı ve bunlar good friends'i. Biz bunlarla asla, bunlara asla yalan söylemiyorduk. Bunlarla sırlarımızı paylaşabiliyorduk. Bunlarla çok güzel zamanlar geçiriyorduk. Bazen de tartışabiliyorduk. Bunu genelde sınavlarda soruyorlar. Yani insanların arkadaşıyla tartışabileceği seçeneğini de sorabiliyorlar. Şimdi bugün ise öğreneceğimiz şey şu. Making an offer. Yani bir teklif yaptığımız zaman nasıl söyleyeceğiz? Mesela diyelimiz ki hadi gel diyoruz. O zaman let's diyoruz. Let's go yani fiilin birinci hali. Let's study, let's write, let's listen. Yani hadi dinleyelim, hadi çalışalım, hadi gidelim gibi şeylerde let's'ten sonra fiilin birinci hali kullanırız. Let's ne demekmiş demek ki? Hadi. Aynı zamanda come on baby. Evet yani o da var tabii ama o biraz daha günlük dilde kullanılıyor. How veya what about diyebiliyoruz. What about. Burada da how about going to cinema, how about studying diyebiliriz veya da what about. How nasıl demek İngilizce'de, what'tan ne demek? How about veya what about dediğimizde yani düşünür müyüz, yapalım mı, şöyle sinema gitmeye ne dersin, ders çalışmaya ne dersin gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Bir de bunların şimdi birazdan detayına gireceğiz sonuçum. Accepting and refusing var. Accept İngilizce'de bak şurayı şöyle kapatıyorum. Accept kabul etmek demek. Refuse da şurada bir E harfi var. Refuse'a reddetmek demek. Hatta bazen Türkçe'de Türkçeyi katletmeye çalışan insanlar da şöyle diyorlar. Refuse ediyorum bunu. Yani esasında reddediyorum demek istiyorum. O zaman accept kabul etmek demek. Refuse'a reddetmek demek. Mesela kabul ettiğin zaman sen ne dersin? Harika bir fikir dersin. Tabii ki derim hocam. Tabii ki dersin mesela. That's a good idea diyorsan yani bu iyi bir fikir diyorsan bu kabul ettiğini gösterir. Fakat eğer kabul etmiyorsan önce bir özür dilersin. I'm sorry dersin. I'm sorry ne sorry? I'm sorry ne sorry diyebilirsin. Bu senin kendi kullanım tarzına bağlı. I'm sorry I can't şeklinde de cevaplayabilirsin. Bu da işte reddettiğimiz zaman. Bak dikkat edersen reddediyoruz ama yine kibarca reddediyoruz. I'm sorry, üzgünüm. I can't diyoruz. Yani yapamam diyoruz. Bir de writing an invitation card. Invitation da davetiye demek. Kart zaten Türkçe'de geçmiş. Kart kart demek. Davetiye kartı ne yazıyoruz? Writing an invitation card. Bir davetiye kartı yazmak. Bu sefer de cümlemize tabii ki dear veyahut da hi veyahut da hello gibi selamlama cümleleriyle, ifadeleriyle başlamamız gerekiyor. Şimdi o zaman gel bunların detayına girelim. Making an offer. Birincisi burada fiilin birinci halini kullanacağız. Fiilin birinci hali ne demek biliyor musun Sonuç? Hani biz evimizde bir sözlük var ya dictionary. Sözlüğü açtığın zaman sözlükte ne yazıyorsa şuraya bak dictionary yazıyorum. Dictionary. Sözlüğü açtığın zaman mesela diyelim ki gitmekte ne yazıyor? Go yazıyor. O zaman fiilin birinci halini alıyorsun koyuyorsun. Let's go diyorsun. Bitti gitti. Bu kadar basit. Let's do. Let's write. Let's sleep. Let's study. Bunların hiçbiri cümlenin anlamına farklı bir şey katmıyor. Her seferinde haydi demek anlamına geliyor. Bir de shall I veyahut da shall we şeklinde de kullanabiliyoruz. Veya why don't we diyebiliyoruz. Mesela let's play football after school. Yani buradan sonra yine fiilin birinci hali geldi. Bak bu tür alıştırmalar çok zordur Tonguç'um. Niye biliyor musun? Okuldaki yazılar için söylüyorum. Hoca buraya parantezde play yazar, fiil yazar. Sen bu acaba playing mi olacak? Evet hocam acaba, bir türlü karıştırıyorum yani her şeyi. Yani acaba bak aynısını yazman gerekiyor aslında. Fakat bu bir fake'li soru yani. Acaba playing mi olacak? Acaba played mi olacak? Acaba plays mi olacak? Bir kafan karışmasın. Diyeceksin kardeşim hoca bize ne demişti? Less'ten sonra fiilin birinci halini alıp koyacaksın. Burada fiilin birinci hali var. O zaman bunu koyacağım bu kadar basit. Let's play football after school. Okuldan sonra haydi top oynayalım. Shall we watch an action movie? Biz film izler miyiz? Aksiyon film izler miyiz? Why don't we eat a sandwich? Biz neden bir sandviç yemiyoruz? Fiilleri aynen olduğu gibi koyuyorsun. Niye? Zaten bak bu kısmın başlığına da verb 1 yazmışız. Yani fiilin birinci hali yazmışız. Şimdi burada da to be verb 1 veya noun kullanıyoruz. Mesela would you like diyorsun. Would you like mesela would you like to go? Gitmek ister misin? Veya would you like to, burada go demişiz. Would you like to drink diyelim mesela biz. Bu sefer fiili değiştirelim. Bak dikkat etsen to'yu zaten koyduğundan dolayı bu sefer fiilin kendisini yani buraya go da koyabiliriz ki ben yukarıda go örneğini verdiğim için go yazmadım. Eğer to'yu koymazsan to koymak zorundasın. Niye? Would diyor. Would you like to go? Would you like to go to, would you like to go to the concert tonight? O zaman drink olmuyor tabii ki. Bu akşam konsere gitmeyi düşünür müsün? Would you like some more kahve mesela biraz daha kahve ister misin? Bak kahve dediği ne? Bir fiil değil, bir isim. O zaman buraya kahve hocam. Kahve bildiğimiz kahve. Şimdi bir de verb ing var. Bu sefer de verb ing şu demek. Hani demiştim ya İngilizce biz kelimeleri nereden öğrendik Tonguç'um? Sözlükten öğrendik. Sözlükte fiile baktığın zaman sözlüğü açtım mesela diyelim ki go fiili. Nedir? Gitmek fiili. Go'nun karşısında gitmek yazıyor. Sen şimdi eğer verb ing getirmen gerekiyorsa buraya what about go diyemezsin. Ne yapman lazım? Fiilin sonuna ing getirmen lazım. What about going? Gitmeyi düşünür müyüz? How about going? Veyahut da ne dersin? Ne dersin? Veyahut da fancy joining, katılmayı düşünür müsün? Diyebiliriz bak. Fancy'den sonra how about veya what about'dan sonra verb ing geliyor. What about going cycling? Bisiklet sürmeye ne dersin? Fancy joining us
bize katılmayı düşünür müsün dediğimizde biz hep fiilin ing halini kullanıyoruz. Bak şuraya çok dikkat ettiğim için burada fiilin birinci halini kullandığımız için burada play yazınca biz play koyduk. Watch yazınca watch koyduk. Eat yazınca eat koyduk. Ama burada ing'li hali olacağı için go yazınca going yaptık. Join yazınca joining yaptık. Şimdi gelelim accepting and refusing. Şimdi teklifi yaptık. Making an offer. Offer. Teklif ettik. Şimdi accept yani kabul etmek veya refuse. Reddetmek. Mesela kabul ediyorsun. Yes, I would like some. Evet, birazcık isterim diyebilirsin. Mesela bir kahve söylemiştir sana veya bir çay veya bir pasta. Yes, I would like some diyorsun. Sure. That sounds great. Kesinlikle bunun kulağa hoş geliyor. Yani harika görünüyor. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Idea fikir demek. Yeah. Why not? Neden olmasın? Oh yeah. Oh yeah. Daha çok sen bunu sevdiğini düşünüyorum. I'd love to. Ben yapmak isterim. Veyahut da yes please. Evet lütfen diye. Hepsi olumlu bunların hocam. Bunların hepsi olumlu. Yani seçeneklerde sana bunlardan üçünü verir de diğer seçenekte bu varsa cevap odur esasında. Niye biliyor musun? Çünkü adam sana bir şeyler sormuştur. Bir uzun resim vermiştir, bir şeyler vermiştir ama hedefi esasında şudur. Bunların kabul etmek olduğunu, bunların da reddetmek olduğunu bil. Veya bundan üç tane ver, bundan bir tane ver. Şimdi refuse yani reddetmeye gelelim. Hatırlarsan reddederken ilk başta böyle kibarca bir I'm sorry diyorduk. Hatta sen ne diyordun? I'm sorry ne sorry diyordun. Ama öyle bir şey yok tabii İngilizce'de. I'm sorry but I can't make it. Üzgünüm fakat yapamam. Veya I'm afraid I can't. Üzgünüm yapamam. Veya no thanks I am full. Full değil tabii, full. No thanks, I'm full. Yani teşekkür ederim, sağ olasın, Allah razı olsun fakat doluyum, doydum diye. Mesela sen arkadaşın hadi gel pizza yiyelim diyor. Hadi gel makarna yiyelim diyor. Hadi gel kuru fasulye, pilav, cacık herhangi bir şey söylüyor sana. Sen diyorsun ki no thanks, I am full. Ben zaten beynim cacık gibi, ne gerek var yemeğe? Beynin değil de yani fiziksel olarak böyle bir salatalık görünüme sahip olduğunu söylüyorsun. Teşekkür ederim hocam. Güzel bir şey de, uzun boylusun manasında söylüyorum. I'd love to but I feel ill. Yapmak isterdim. Severim ya yapmayı. Fakat but'tan sonra bil ki tam tersi gelecek. I feel ill. Yani kendimi kötü hissediyorum, hasta hissediyorum diyor. But'ın... Fakat I love to iyi bir şey hocam. Öyle evet, iyi başlıyor fake bak. Fake var hocam. Evet yani. Fake var. İyi başlıyor. Aa, I'd love to. O zaman kabul etti diye atlamayacaksın. I'd love to diyor ama sonrasında bir but var. Fakat but, demiş. Fakat dedikten sonra... Geri vites. Son geri vites. Aynen dediğim gibi 180 derece hemen R'ye takıyor. R'ye takıyor. I feel ill diyor. I'm busy now. Ben şu an meşgulüm. Veya that's not a good idea. Bak bu neydi? That's a good idea. Şuraya bir not getiriyorsun. Bu sefer refuse oluyor. Şimdi gel şu diyalogları tamamlayalım. Burada gördüğün gibi would, can't, sorry, sounds, love, shall, how, idea, let's, why gibi ifadeler var. Bunları zaten bir önceki sayfalarımızda görmüştük. Beraber dolduracağız. Mesela let's play volleyball after school. Harikasın. Okuldan sonra voleybol oynayalım dedin. Çok güzel. Niye buraya let's getirdin? Çünkü şimdi can't play, sorry play anlamsız oluyor. Bir de play fiilin birinci hali. Hatırlarsan ne demiştik? Let's'lerden sonra fiilin birinci hali gelmesi gerekiyor demiştik. That's a good sorry. That's a good sorry. Evet harika. Olur mu evladım? That's a good sorry. That's a good love. Aa, bu güzel bir aşk diyebilirsin ama bunun anlamsız oluyor. Diyeceksin ki let's play football after school. Hadi okuldan sonra voleybol oynayalım dedi ya. Sen de that's a good idea diyebilirsin. Bu iyi bir fikir diyebilirsin. Okuldan sonra voleybol oynamak iyi bir fikir diyebilirsin. O zaman şimdi ne yaptık? Let's yaptığımız için let's'i siliyorum. Bir de idea yaptığımız için idea'yı siliyorum. Şimdi şuna bakalım. Bu sefer A ve B konuşuyor. Şimdi burada ing olduğu için mutlaka biz what about ya da how about dememiz lazım. Fakat how about ya da what about diye bir seçenek yok. Shall we go cycling? Harikasın, zekisin, mükemmelsin, muhteşemsin. You are clever, you are intelligent and you are crazy. Thank you teacher. There is no problem. Şimdi burada bu diyor ki hadi bisiklet sürmeye gidelim diyor. Şimdi cevabı ne olacak bakalım. I am nokta nokta but I can't. I'm tired. Ha, o zaman bu ne yaptı? Refusing yani reddetti. I can't diyor, yapamam diyor. I'm tired diyor, yorgunum diyor. Bisiklete bir sürmek yani gerçekten yorucu bir şey. O zaman I'm sorry but I can't. I'm tired. Üzgünüm fakat yapamam. Çok yorgunum diyor veya yorgunum diyor. Şimdi burada da yine A ve B arası diyaloğa bakalım. I have a pyjamas party tonight. Bu akşam bir pijama partim var diyor. Sen hiç pijama partisine katıldın mı Tonguç'um? Pijama partisi değil hocam. Ben arkadaşlarımla kostüm partisine katıldım. Kimler vardı partide? Arkadaşlarım Tankut, Hamza, evet. Murtaza, evet. Mükremin, ondan evet. Sonra Rüknettin vardı hocam. Güzel, güzel bir ekipsiniz. Gerçekten kostüm partisi. Ben öküz kıyafeti giydim hocam. Ha, normal inek. Rüknettin'le beraber. Rüknettin ön tarafını oluşturdu öküzün. Ben de arka tarafını oluşturdum. Ha, iki ayak var. Doğru. Sen evet, şöyle hocam. Anladım hocam. Mantıklı. Şöyle öküzün ayaklarını düşünecek olursak güzel, mantıklı kıyafet. Sen kafa kısmında mıydın Tonguç'um? Ben bacak, but kısmındaydım hocam. But kısmındaydım. Güzel. En lezzetli kısmı zaten but kısmı. Tebrik ediyorum seni. Ay, pijamas parti. Kuyruğunu sallıyordum. Kuyruk olabilir. Zaten kuyruk güzel bir şey. I have a pyjamas party tonight. Would you like to join us? Bize katılmayı düşünür müsün diyor. Gerçekten güzel bir parti olabilir. Pijama partileri genelde güzel oluyor. Ve sonrasında cevap veriyor. I'd love, isterim.
Fakat, but, I have to help my mother. Fakat, anneme yardım etmem lazım. Anneme yardım etmezsem benim kafama terliği fırlatır demek istiyor. Öyle demiyor ama öyle demek istiyor. Şimdi burada yine başka bir diyalog var. About going for a walk. O zaman ya what about diyeceğiz ya how about diyeceğiz. Yani would about diye bir şey yok. O zaman how about diye cümlemizi işaretliyoruz. Bu arada how'ları, shall'leri, love'ları, would'ları güzel güzel elersek daha kolay yapabiliriz. Sonra diyor ki what, how about going for a walk? Yürüyüşe ne dersin, düşünür müyüz? O da I'm afraid. Korkarım. Korkarım. Ne diyecek? I can't. Korkuyorsa herhalde şöyle bir şey. I'm afraid this is a good idea diyemez. I'm afraid I love diyemez. Yani korkarım, seviyorum der. Korkarım, yapamayacağım demesi lazım. Burada da nokta nokta don't we go to cinema? Why don't we go to cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Neden sinemaya gitmiyoruz? O da cevap veriyor. Sure, kesinlikle. It sounds good diyebiliriz. Burada soruyu da zaten yapmıştık ve böylece tüm alıştırmalarımızı yerleştirmiş olduk. Bu tür alıştırmalara da şuna dikkat etmen lazım. Önce bildiğinden başlayacaksın. Kesin bildiğin varsa onu yerleştireceksin. Hiçbirisini bilmiyorsam. O zaman birazcık tahmin edeceksin. Bir de yerleştirdikçe, yani cümleleri doldurdukça mutlaka elemen lazım. Şimdi geldik artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sen de rahat rahat artık dersi bitireceğimiz için mutlu sona yaklaşıyorsun. How to write an invitation card. Nasıl yazılır bir davetiye kartı. Kart zaten İngilizceden Türkçe'ye geçmiş. Invitation biraz orijinal bir kelime, zor gibi duruyor ama normalde davet, davetin ne olduğunu bileceğiz. While you are writing an invitation card, bir davetiye kart yazarken bazı giriş cümleleri var. Introductory sentence. Mesela dear, sevgili veyahut da hi, selamünaleyküm, hello, merhaba. Bu tarz cümleleri, bu tarz ifadeleri kullanmamız lazım. Sonra bir purpose var, amaç söylüyoruz. Mesela I'm having a party, bir parti veriyorum. Sonra time'ı söylüyorsun. From 10 a.m. ondan to 2 p.m. AM ile PM arasındaki farkı biliyor musun Tonguç'um? AM hocam sabahleyindir, PM de öğleden sonradır. Harikasın. Eğer 10 p.m. deseydi, yani 10 p.m. deseydi bu akşam 10 olurdu. Ama 10 a.m. yani 10 a.m. dediği için bu sabah 10 oluyor. 2 p.m. demiş, bu demek ki gece 2 oluyor. Eğer pardon, gece 2 diyorum, öğlen 2 oluyor. Eğer 2 a.m. deseydi bu sefer geceliğin 2 olacaktı. Çünkü 12'den sonra. Şimdi conclusion'a baktığımızda Tonguç'um, son cümlesinde ise I hope, umarım, inşallah you can make it. Yaparsın. Please let me know. Lütfen bilmemi sağla. Whether you can come or not. Gelecek misin, gelmeyecek misin bilmemi sağla diyoruz. Şimdi gel, burada bir cümle var. Bunları doldurmaya çalışalım. Burada hangisi gelecek diyebilir sana sınavda, hangisi gelmeyecek diyebilir. Ve tam da bir yeni nesil sorunun soru kökü gibi. Niye böyle resimler falan, büyük şeyler var. Şimdi ilk başta bir selam cümlesiyle başlayacağız. Dear Mike, sevgili Mike. I'm having a BBQ party. BBQ party nedir Tonguç'un? Barbecue party hocam. Bildiğimiz mangal party. Ya mangal yapıyorlar. Löp löp etleri götürecekler ama et götürdükleri anlaşılmasın diye barbecue party diye böyle değişik artistik isimler vermeye çalışmışlar ama güzel değil. Bu doğru değil yani. Madem o kadar et yiyorsun biz de çağırman lazım. I'm having a BBQ party in my garden this Saturday. Bu cumartesi bahçemde bir barbecue partisi vereceğim. And ve it will start at 12 p.m. ve o 12'de başlayacak diyor. All our classmates, bütün sınıf arkadaşlarımız, our coming, hepsi geliyor diyor. I hope, umarım, you can make it. Sen de gelebilirsin. Love, sevgiler, Kate diyor. Burada da please let me know whether you can come diye cümleyi tamamlamış. Şimdi bana söyle bakalım. Burada mektubu sender'den, yani sender, gönderen kim? Receiver, yani alıcı olan kim? Hocam sender hocam şeyin en altta yazan adamdır. Kate'dir adam değil hocam. Kate adam değil ama olsun. Ondan sonra receiver de alıcıdır, yani dear'ın yanında yazandır herhalde. Harikasın, zekisin, mükemmelsin, müthişsin, muhteşemsin. O zaman burada da Mickey Mouse. Mickey Mouse diyebiliriz, Mike de diyebiliriz, fark etmez. Bunların hepsi geçerli. Şimdi bir yeni nesil soruya bakalım. Acaba sınavda new style, yeni tarz question. Biz bunları öğreniyoruz, güzel, tamam ama bunlarla alakalı bol bol alıştırma çözmemiz lazım ve bol bol yanlış yapmamız lazım. İngilizce'de ne kadar çok yanlış yaparsak, hatta sadece İngilizce değil, Türkçe, matematik, fen, sosyal, ne kadar çok yanlış yaparsak o kadar çok şey öğrenebiliriz. Biliyorsun artık teknoloji gelişti, bizim kitaplarımızda yanlış yaptığın zaman sorunun çözümünü sana hoca izah ediyor. Oradan da güzel güzel pekiştirirsin. Dolayısıyla yanlış yapmaktan korkmuyoruz. Yanlış yapan insan soru çözüyor demektir. Bu güzel bir şey. Şimdi burada bir soru yapalım ve yanlış yapmaya çalışalım. Hayır, niye yanlış yapalım? Şaka mı yapıyorsunuz? Şaka, şaka, şaka yapıyorum. Şimdi Diana ve Sally arasında bir diyalog var. Hadi bakalım. Diana, sen Diana ol, ben de Sally alayım. Hadi bakalım Diana'cığım. We are going to on a picnic on Sunday. Biz pazar günü bir pikniğe gidiyoruz diyor. Şimdi buraya bir boşluk gelecek. Ama sen boşluğu bilmeden önce ben cevap vereyim. Sally olaraktan bir cevap vereyim. I'd love to, but I'm busy on Sunday. İsterdim fakat meşgulüm diyor pazar günü. Pazar günü ne iş olabilir ki bir insan? Resmen satacak. I'm going to visit my grandparents. Fix menü zaten, değişmeyen şey. Hocam ben... o zaman would you like to join to us? Evet, harikasın bak. Bu Diana pazar günü piknik var. Bize katılmak ister misin dedi.
O da isterim fakat meşgulüm dedi. Pazar günü daha doğrusu büyük şeylerimi nedir ona dedelerimi ziyaret edeceğim dedi. Diğer seçeneklere baktığımızda bununla alakalı olmadığını görüyoruz. Peki nasıl anladık bunu? Fancy going for a walk in the park. Allah Allah. Şimdi pikniğe gidiyoruz sonra parka geçti. Nereden çıktı park? Why don't you come over for a drink? Neden bir şeyler içmeye gelmiyorsun? Allah Allah ne alakası var ya. Sunday Monday piknikten nereye geçtik? Would you like to join us zaten cevabımızdı. Shall we meet in front of the cinema? Sinemanın önünde buluşabilir miyiz? Ha? Ya bu da oturuyor gibi oluyor ama esasında tam oturan şey bize katılmanı ister misin diyoruz. O zaman konumuzu bitirdik. Evet ödüllü sorumuza geldik. If Demet doesn't mind other people, Demet is cold... nokta nokta demişiz. Fill in the blank. Boşluğu doldurunuz demiş. Şimdi eğer Demet diğer kişileri takmıyorsa, diğer kişileri düşünmüyorsa, sallamıyorsa Demet is cold laid back. Yani laid back'ten kastımız nedir arkadaşlar? Umarsız yani böyle rahat, kaygısız anlamında doğru cevabımız olacaktı. Şimdi gelecek haftanın ödül sorusunu yap. Yorumlara yolla. Şimdiden sana sınavlarda başarılar diliyorum.